Şimdi ben diğer konuya geçiyorum. Muhammed Emin Turan stüdyoya gelecek. Ee, İstanbul Pendik'ten geliyor. Muhammed Bey buyurun alalım sizi. Eşi bir yıldır ortalarda yok. Bir yıldır eşi yok. Ee, i̇ki tane kızını bırakıp gidiyor eşi. Eşi Aysel. Muhammed hoş geldiniz merhaba. Muhammed Bey iki kızıyla kala kalıyor. Evet. Muhammed Bey bir yıldır yok eşiniz Aysel. Eşyaları da toplamış her şeyi. Evet doğru. Evin eşyalarına kadar yani planlamış aslında bu evet, kaçışı. Evet planlamış. Niye gitti bir yıl önce? Niye sizi terk etti? İki çocuğundan bile vazgeçmiş. Bu arada kaç yaşlarındalar kızlar? Şimdi en ufak kızım 6 yaşına bu Ekim ayında girecek. 6 diğeri? Diğeri de 7 yaşında. 6 ve 7 yaşında. En ufağı 2,5 iki 2 iki yaşlarındayken önce terk etti gitti. Daha önce de terk etti. Tabii. 2017-2018 yılında da birer ay süreli ortadan kayboldu. Bunlara neden olan da zaten benim baldızım Yüksel Durcan. Kendisidir. Niye? Çünkü eşimi o yönlendiriyordu, aklını bulandırıyordu. Bir ara evde tartışmamız oldu. Eee... Ufak bir basit bir tartışma. Zaten tartışmaları da genelde kendisi çıkarıyordu. Sudan hı. sebep tartışmalar. Benim baldızım da o zaman e, iki çocuğunu bırakıp boşandı. Biri kız bir erkek de ufaklardı. Hı hı. Batman'da. İstanbul'a 2015 e, yılında geldi bu. Boşandıktan sonra. Hı hı. O geldikten sonra zaten işler değişti. Ya ne diyordu baldız mesela? Benim yanımda. Gel seni Mehmetle tanıştırayım. Ahmetle tanıştırayım. Benim yanımda diyorum? şunu söyledi. Dedi ki Niye ben boşandım. Boşandım, ha. çocuklarımı unuttum, sen de unutursun. Ben de dedim ki, sen ne biçim konuşuyorsun dedim. O zaman tabii ilk, bir çocuğumuz vardı, en fa, en büyük kızım. Ha. O daha yeni doğmuştu. Böyle konuşup bir tepki verdim. Çünkü eşimi yönlendiren kendisiydi. Ardından 2017 yılında, bu Bağlıs'ın 2014 yılında Kamuran Yıldız'la evlendi. Kendinden 22 yaş büyük. Daha hı hı. bir yıl geçmeden eşinden boşandı. Ben Mahir'den önce evleneceğim. Ben Mahir'den önce evleneceğim. Amacı neydi? İşte çocukları velayetini babaya vermişti. O yüzden Kamuran'la sırf çocukları görebilmek için evlendi. Çok karıştı. Çok karıştı. Muhammed Bey, şimdi Aysel. Siz ne zaman evlendiniz Aysel'le? Aysel'le 2013 yılında görücü usulüyle evlendik. Görücü usulüyle. Evet. Sevdiniz birbirinizi. Sonradan ya, mı yoksa siz so, sevdiğiniz o sevmedi mi ne oldu? Şimdi şöyle diyeyim, Hızlı Görücü görüyücüsüyle evlendiğimiz için hani ben daha önceden öyle bir tanışıklığımız yoktu. Akraba tamam, bağımız sonra yoktu. Tamam sonra sevdiniz mi yani? Ben aslında ben eşimi seviyordum. Hı -hı. Ama Hala eşim, seviyor musunuz? Şu an inanın kendisinden nefret ediyorum. Sizi şu an aldatıyor mu? Abi abisinin öyle bir ithamı var. Ha. E, o da e, onun da dostu olduğunu söylüyor. Kim olduğunu söylüyorum. Kim diyorum? Gözle görmedim çünkü. Hı -hı. Onun da dostu var dedi. Emin dedi bırak bunun peşini. Kötü sözler sarf ediyor. Dederek Abinizin tabii. öyle iddiaları var yani. Tabii. Bir Mehmet Kayan'ın. Bir saniye. Siz şimdi görücü usulüyle evleniyorsunuz. Tanıştırılıyorsunuz. Evet. Daha sonra sizin iki tane kızınız oluyor. Evet. Ee, Aysel'le daha önce de evden gidiyor kaçıyor sonra geliyor hatta ilk kaçışında evdeki paraları da alıyor gidiyor ama sonra geliyor sonra yine evliliğe devam ediyorsunuz sonra bir yıl önce yine evi terk 2019 ediyor. yılının 21 Haziran'ında pazar alışverişimi yaptım akşama hı hı. doğru iş çıkışından sonra hı hı. evin ihtiyaçlarını ararım kendisine söylerim ne ihtiyaçlar varsa ben hı hı. temin ediyorum market olsun hı hı. pazar olsun o çocuklarla ilgilendiği için. Ben de pazarda çocuklara şort gördüm. Daha önce e, e, taytlarını kesmiş, şort yapmıştı. Ben de o aklıma gelince çocuklara pazarda gördüm, aldım. Tamam. Sonra Charlie son biber aldım. Bu sefer tamam. eve geldim, niye sen şort aldın dedi. Ben de dedim ki, bir baba olarak ben çocuklarıma bir şey alamaz mıyım? Ne var evet. Bunu büyüttü. Ben Bu ne de saçma? ondan sonra alttan aldım tabii. Dedim ki ya Aysel dedim, bak dedim durduk sürekli kavga çıkarıyorsun. Dedim ki tamam hadi Beğenmediysen dedim. Bir dahaki pazar kapandı artık. Yani... Ay şey mi dedi? Ne masraf ediyorsun? 40 tane şortları Yok, var. Niye aldın? Ben alacağım. Sen niye alıyorsun? Ben alacağım. E ne var? Sen de babasısın alırsın. İşte ben zaten geldi beraber alışverişe gittim. Biz ama çocuklar zaten kendisi seçip beğeniyor. Yani sen şey mi diyorsun? Sudan sebepten Aynen sudan sebepten. So Gidecek ya. Kavga çıkartıyor. Ondan sonra bu sefer ben tabii alttan alıyorum. Tamam. Aha. Bir dahaki hafta pazar pazar pazartakşanı tamam. kaptıktan sonra bir dahaki hafta değiştiririz. Tamam. Bu sefer Charleston niye aldın? <laughs> Charleston'dan kavga <kavgıyordu>. Niye Charleston <laughs> biber aldı? Dedim, sürekli aldım bir şeydi bu dedim. Şimdi yo ben pişirmem ben, ben yaparım. tamam dedim yapma ben yaparım ben yerim dedim. Almışım. Böyle birini. bayağı bundan niye Charleston biber aldın diye evde kavga Aysa mı çıkıyordu? <laughs> ka e, tabii sofradayız, sofradayız çocuklarımla beraber. Ha. Ben de tabii artık burama geldi kendisine biraz tabii yüksek sesle bağırdım. Yeter tamam. dedim artık ya. Sürekli dedim kavga çıkarıyorsun. Sudan sebeplerle. Ya ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Hı -hı. Baktım kalktı gitti banyoya. Banyodan elini yüzünü yıkadıktan sonra üstünü giydi. Çam Çantasını aldı. Dedim, "Nereye gidiyorsun sen?" dedim. Hı, Hı. Konuşmuyor. Beni tekliyor. Bana vuruyor, tükürüyor. "Bak dedim ya nereye gidiyorsun?" dedim. Tabii bizim evde giriş katı olduğu için yani komşular rezil olmayalım. Sonra ben de neyse hiç müdahale etmedim. Çıktı gitti. Belki dedim sinirlendi gelir bu. Gelmedi, ondan sonra sen. o gidiş o gidiş. Sonra ben tabii abisine haber verdim. Bu gitti, bunun telefonu ulaşamıyorum. Tamam. Ardından. Bu ilk kaçış mı ikinci mi? Bu uzun süreli kaçışı. İlk kaçışı. Bir bir yıl, bir ha. yıl. 2019'da bir yıl boyunca hiç ara sormadı. Bir yıl boyunca. Ardından tabii bu gittikten sonra eşim. Tam sonra geldi. Yok, hemen 2000 şimdi anlatacağım. Dur ee, hızlı anlat. Ondan sonra eşim ben abisine haber verdim. Nerede olduğunu sonra bir öğreniyorum İzmir'deki ablasını aradım. Aynur tabağı Dedim ki eşim orada mı? Bana dedi ki yok burada değil dedi. Sen Yalan konuştu. Sen bahsettiğin konuştum. baldızı mı? Benim bir tane baldızım yok ki. Yani 7 e, tane. tane baldızım var. Öyle mi? Tabii. Bunlar 12 kardeşler. Işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.